öyle kalırsa yazık olur. Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Hayallerimiz dop doluydu abicim. Böyle seninki gibi bomboş değildi. Ya birader, nereden biliyorsun boş olduğunu ya? Ha? Nereden biliyorsun? Benim bugün neyi keşfettiğimi, neyi bulduğumu sen nereden biliyorsun ya? Bu mu yani keşfin? Islak mendil, aspirin, kağıt mendil, bu mu yani keşfin? Artık bitti Efe, anlıyor musun? Benden de bu kadar. Beni ezip geçen adamı ben artık hiç tanımam. Yolun açık olsun. Vay be! Ya beni durur musun? Kız sen neredesin? Hele dur orada biraz Kamil baba. Ben Canan'a söz verdim. Bundan sonra ona bir söz söyleyen, el kaldıran olursa karşısında beni bulur. Biz evlendik baba. Ben Leman'dan ayrılmaya hazırım. Senin eve kızınla tekrardan başlayabiliriz. Ne? Benim bir kocam var. Ne? Biz Bilal'le evlendik bugün. Ben aslında şimdi biraz da bunu söylemek için geldim buraya. Ve artık söyleyeceğim bittiyse dönmeliyim. Canan yapamazsın. Yaptım bile Murat. Kızım için en iyi seçimi yaptım. İnan, ona Bilal'den daha iyi baba bulamazsın. Onun için için rahat olsun. Hayır Canan. Kızımızın başına herhangi birini baba diye oturtamazsın. Buna izin vermeyeceğim, anlıyor musun? Üzgünüm. Ama ben bir başkasına aşığım. Ve o öyle özel biri ki... Yani bir arada olamasak bile... Aynı anda iki kişiyi birden sevemem, değil mi? İyi ya. Çok iyi. Ben zaten biliyorum Kerem senin kime aşık olduğunu. Resmen en başından beri beni kullandın ona ulaşmak için. Bunun hesabını soracağım Kerem senden, soracağım. Mine dur bak. Eğer sana söylediklerimde gerçeklik payı varsa gelir senin doğduğuna pişman ederim demiştim, değil mi? Bunu nereden buldun bilmiyorum ama bir dinle beni. Ne dinleyeceğim lan? Ne dinleyeceğim? Ben hayatta isterimde hiç yanılmam Kerem Hoca. Bak yine yanılmadım. Aklın varsa uzak dur benden artık, tamam mı? Uzak dur. Senden sadece kızımı istedim ama vermedin. Ben kızımı öz annesinden ayırıp başka bir kadını kucağına vermeye kıyamazken sen onu benden, yani öz babasından ayırıp bir üvey babanın kucağına verdin. Öyle ya tabii. Kızımı senden mutlaka alacağım. Yapmazsın. Murat, yapamazsın. Sen öyle san. Velayet davası için avukatımla görüştüm bile. Yakında kağıt gelir evine. Ne velayet davası? Hani siz çıldırdınız mı? Babamı nasıl ikna ettin buna? Ne var bunda? Bir babanın kızını görmek istemesi en doğal hakkı değil mi? Ve bunun için de bebeği annesinden ayırmak gerekiyor, öyle mi? O da babasından ayırıyordu ama. Artık sizi anlayamıyorum, biliyor musunuz anne? İkinizi de anlayamıyorum. Senin beni de babanı da anlamana hiç gerek yok Deniz. Senden bu evde bir tek şey isteniyor. O da derslerine çalışman. E o da olmadığına göre akşam bizimle Urla'ya geliyorsun. Hiçbir yere gelmiyorum anne. Bunu akşama babana anlatırsın. Babama çok selam söyle. Velayet davasında da başarılar. Ben artık yok. Deniz! Deniz! Aç şu kapıyı Deniz! Aç dedim sana, aç! Eğer benden dede kelimesini duymayı bekliyorsan bekleme boşuna. Nedir ya bu gel
sayfayı çoktan kapattım, tamam mı? Ne oluyor ya? Bu evde hala bana yer varsa ben temelli sana geldim. Sen şimdi temelli kalmaya geldim diyorsun yani, öyle mi? Hayret. Ben de sen beni temelli sildin diye biliyordum Deniz oğlan. Ya Efe yapma. Ne yapmayayım abi ya? Ne yapmayayım? Ne diyorsun ya? Ya tamam. Kız bağır, yumrukla küfret. Ya ne küfür edeceğim oğlum? Ne diyorsun ya? Sen bu evden giderken bana mı sordun da geri gelirken bana soruyorsun? Bu evin kapısı dost kapısıdır birader. Sen arkanı dönüp çekip gittiğinde bu kapı açıktı. Eğer geri dönmek istiyorsan yine açıktır. Gel hadi gel. Affedildin galiba. Ya iyi misin? Ne olur bir şey söyle, kendine gel. Ya ilacın bir şey yok mu? O da. Ne? Çekmemiş. O da. Tamam. Tamam, tamam. Ne oldu? Nerede bu ya o? Ne nerede abi? Ya o bu kuru kayısı satan Elif'in dükkanı nerede? Ne zaman gelsem karıştırıyorum. Abi kuru kayısı aldık ya, daha ne bakamıyorsun? Kızım sen sarısını aldın. Bir de karası var bunun. Hani o güneşte kurtulmuşu. Onsuz aşure olmaz. Ay abi bir görsen, benim içimin öyle bir karası var ki sıkıntılar basıyor. Oyalan mı? Yürü hadi. Bakıyorum bu yaştan sonra seni de koca korkusu sardı ha? Abi evden ne zaman çıksak bir şey oluyor. Nerede kaldınız diye söylenmeden yürü hadi yürü. Gel. Bak bunları buldum, hangisi? Ya hangisi ya? Ya hangisi? Ya hangisi doğru değil arkadaşlar? Kendi seçmediğin bir bölümde okumak istemeyişin mi yoksa ideallerin uğruna evi terk etmem mi? Hangisi? Vallahi hiç bana sorma Deniz oğlan. Bana hayalci deyip duran sendin yani. Madem adam olmanın tek yolu okumak, güzel anneciğin de senin iyiliğini istiyorsa. Efe saçmalama, ikimizin durumu aynı değil. Niye aynı olmuyormuş? Ha? Ben hayallerimin peşinden koşarken benden salağı olmuyor. Sen istemediğin bir şeye karşı geldiğin zaman ne oluyor? İsmi idealler mi oluyor? Of. Tamam artık ya. Vallahi billahi sıkıldım artık sizin bu birbirinizi yemelerinizden ya. Of! Vallahi kendi bilir kuzucuğum. Yalnız söyle beyefendiye, ben onun bu evde pek uzun süre yaşayabileceğini düşünmüyorum. Ha. Benim sana yaptığımın intikamını alıyorsun yani, öyle mi? Ne? Neymiş o? Yani bir yer bulana kadar birkaç gün kalabilirsin diyorsun, öyle mi? Öyle demiyorum efendim. Oğlum benim buradaki düzenimle senin evindeki o kaloriferli, ısıtıcılı, uydu alıcılı düzen pek benzemez diyorum, anladın mı? Ya benim burada duş almaya şofbenim bile yok ya. Yoksa yok, ne yapalım? Sen nasıl yaşıyorsan ben de öyle yaşayabilirim. Kandırma kendini Deniz oğlan. Yani oğlum sen el bebek gül bebek yetiştirilmiş bir insansın. Bu evde en fazla 3 gün dayanırsın ya. Zaten bir süre sonra senin o hassas cildin pişik yapar. Ben de bu saatten sonra hiç seni pudralayamam yani. Çok güzel. Yani siz de annem gibi düşünüyorsunuz öyle mi? Aslı Hanım da taksiye binmeme gıcık. Hepiniz beni zengin tiki çocuk sanıyorsunuz öyle mi? Kimmiş arayan? Neden açmıyorsun? Kim olacak? Annesi arıyordur. Gel yavrucuğum eve diyordur. O da açmıyordur. Doğru. Arayan annem değil efendim. Mine arıyor. Sizin bu aralar aranız bizimkinden daha iyi. Al konuş istersen. Bana ne veriyorsun? Alo. Almanyalı Efe ben ya, Efe. Kızım dur, sakin ol ya. Bu sesin ne var? Ne oldu?
Ya yardım edin bana, ben kulaktayım. İhtiyar kalp krizi geçirdi. Ne? İhtiyar mı? Hangi ihtiyar ya? Ya evet, hangi ihtiyar olabilir? Ya kızım, konakta ihtiyardan bol şey mi var ya, Allah Allah? Ayşe mi, Osman mı, Aşmet mi, hangisi? Ya Osman kalp krizi geçirdi. İkimizi ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur biri bana yardım etsin, bir şey söyleyin. Dur. Osman amca kalp krizi geçiriyormuş ya. Mine diyor ki konaktayım, yalnızım, ne yapacağım diyor. Abi ne yapacağım var, ambulans arayalım hemen hadi. Ya biz arayana kadar ambulans aramıştır. O kadar saf değil ya bu kız. Ya kızım, elin Almanyalısı, nereden bilsin Hızır Acil'in numarasını ya? İlk yardım lazımmış. Sen doktor değil misin? Alsana. Ben telefonda ne yapayım? Efe saçmalama ya. Ya biz ambulans çağırana kadar ne biliyorsun onu yap işte. Hem aramızda bu işi senden iyi bilen var mı Aslı? Peki tamam. Ben konuşayım, ambulans arayayım hemen, tamam mı? Alo Mine. Bak ben Aslı. Öncelikle sakin ol, oldu mu? Kalbine baktın mı? Nabzına baktın mı? Nefes alıp verişi nasıl ha? Ya gözleri tamamen gitti. Çok zor nefes alıyorum. İlaçlarımı getir dedi. Bir tane ilacını getirdim ama ya hangisini nasıl vereceğimi bilmiyorum. Ya bak tamam. O muhtemelen bir dil altı apıdır, tamam mı? Şimdi ağzını aç, dilinin altına bir tane yerleştir. Bu onu biraz da olsa rahatlatacaktır. Oldu mu, anladın mı? Efe ambulans ne oldu? Ya arıyorum kızım, düşmüyor. Aha düştü. Alo. Ya iyi günler. Ya çok acil hastamız var. Kalp krizi geçiriyor. Neresi? Neydi konağın adresi ya? Kağıt kalem verin. Çabuk hadi. Hır. Mine? Mine ne oldu Osman amcaya? Osman amca. Ya su yardım et ne olur. Alo Aslı. Yerleştirdin mi hapı? Tamam. Su da mı geldi? Tamam güzel. Bak biz ambulans çağırdık. Ambulans gelene kadar böyle kapıyı camı açın, yakasını bağını gevşetin ki biraz hava alsın, oldu mu? Camı kapıyı aç, içeri hava girsin diyor çabuk. Kim diyor ya? Ambulans çağırdın mı sen? Ya sus, sen benim dediğimi yapsana! Mine, bak şimdi kısım çok önemli. Bu dil altı onu biraz da olsa rahatlatacaktır. Ama kendine gelmeye başladığı andan itibaren kuvvetlice öksürmesini sağlayın, oldu mu? Tamam. Bu onun göğüs kafesine bir nevi kalp masajı etkisi yapacaktır. Anladın mı beni? Arkadaşlar tamam, adresi verdim, ambulansı gönderiyorlar. Ya hadi o zaman, hadi. Mine endişelendi, bak biz yoldayız. Ya beklesenize. Senin o inatçı torunun bu aşureyi Osman'ın karşısında ballandırırsa Osman'ın yüreğine iner herhalde. Abi nereden çıktı bu yüreğine iner falan ya? Canım akşam adamın satın aldığı tatlıyı geri çevirmedi ya, görmedin mi? Osman da küçücük çocuklar gibi içerledi. İçerler tabii abi. Geç de olsa torunu için bir şeyler yapmak istiyor. Kendisine dede desin istiyor. Vallahi bizim o haydat sarışının öyle baklavayla börekle kalkmayacağı belli oldu. Artık Allah Osman Efendi'nin kesesine de kendisine de güç kuvvet versin. Verir abi, verir. Yeter ki insan gönülden istesin, Allah her şeyi verir. Ama sen nereden çıkardın bu yüreğine inmek filan? Ağzından gel ağzına, adam tam 70'inden sonra kendine geldi derken... Kızım, bu ne bu? Bizim eve mi gelmiş bu ambulans? Abi koş! Maske abi. Ben öyle dışarıda öğle yemeği falan yemiyorum. Mutfakta ne pişiriyorsam o, ne söyleyeceksen çabuk söyle. Bir araba laf saydın yine. Benim lafım senin kadar uzun değil. Neymiş o zaman? Böyle iş aramakla olmuyor Hafize. Sabıkaydı, oydu, buydu derken kimse iş vermeye yanaşmıyor. Bu da bizim suçumuz mu? Sen de dövseydin adamları o zaman niye vermiyorsun diye. Tokatla yumrukla hallediyorsun her işi nasılsa. Uzun ettin ama. Abimi arayayım diyorum. Urla'yı. Şu babamdan kalan zeytinliklerdeki hakkım neyse versin. Kaç kere kavga ettiniz bu yüzden? Satmak istemiyor adam işte zeytinliği meytinliği. İşliyor, çalıştırıyor. Yine birbirinize mi gireceksiniz? Satmasın zaten. Benim hakkım neyse versin, gerisi temelli onun olsun.
kaç para verecek ki? Ona da karışmayacağım. Çalıştı, işledi, karnını çekti. Kolay değil zeytinle uğraşmak. Ne verirse versin kabulümdür. Ben de kendi payıma düşenle burada bir iş çekip çevireyim diyorum. Ne dersin? Kolay mı öyle annesinin elinden çocuk almak? Bir mahkeme daha açtılardı, ne oldu? Ben çok türkü bilirim Canan. Ama onların öttüreceği türkü bir tanedir, bilesin. Neymiş o? Yalan mıydı Yaşar? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Ya, Hodri meydan, hadi bakayım. Ha sen zaten türkü söyle yani sadece Bilal. Senin için hava hoş tabii. Ya bak, korkuyorum. Murat'ı hiç bu kadar kararlı görmemiştim diyorum sana ya. O kararlıysa ben burada neciyim? He? Ya tamam belki zarzavatçı olabilirim. Ama sadece bu eller marul, elma, armut toplamıyor Canan. Ha zaten sorun da o ya Bilal. Ben işsizim. Senin de kazancın belli. Ya mahkeme o çocuğu bana hayatta vermez ya. Allah'ım ya. Of of. Bana bak. Bir daha böyle oflayan poflayan kadın görmek istemiyorum, tamam? Ya bu işten kazancımızı al. Başka iş yaparız o zaman. E baktın hıyarlarla hıyar satarak baş edemiyoruz. O zaman yanında da kelek satacağız. Tamam Bilal, anlaşıldı. Kelek satacağız. Lafın özü savaşacağız bunlarla canım. Yani artık senin de benim de kadere boyun eğme devrimiz bitmiştir. Heh. Ben ne söz verdim sana? Sana da bu kıza da dokunan olursa kafasını koparım. Tamam kafa koparan bilelim de. Yani sen sakin ol ki. Babam bunu da duyup senden önce gidip o Murat'ın kafasını koparıp başını derde sokmasın ha? Anlaştık. Atlattım doktor bey. İyi haberler var değil mi? Henüz çok kötü diyemeyiz. Ama belli bir süre oksijensiz kalmış. Bu yüzden yoğun bakımda kendine gelinceye kadar sürekli müşahede altında olacak. Yani? Yani daha iyi haberler için beklememiz gerekiyor. Ölecek değil mi? Böyle üstü kapalı konuşmalar falan. Ya resmen bizi bekletiyorsunuz. Oyalamak için böyle diyorsunuz siz. Şşş, ne yapıyorsun lan? Ya beni kesin bir şey söylesin. Kaç saattir bekliyorum burada. Hocam sakinleştirici yapalım istersen. Sen ne diyorsun be? Sen git kendine sakinleştirici. Ben ne yaşıyorum biliyor musun? Hadi gönder. Al kızım, şu çaydan bir iç de elinin ayağının titremesi dursun ya. Al al. Ya ne çayı ya? Al Allah aşkına, adam benim isimden orada can çekişiyor, ne çayı ya? Ya dur Almanyalı ya, kendini suçlama hemen. Bak senin sayende bu adamı hastaneye yetiştirecek biri olmuş. Belki de hayatını kurtardın ya. Osman amcayla Mine tartışmış, bir arkadaşa söylese iyi olur. Yine ne oldu Mine? Ne olacak canım? Adam sana iyilik yapmaya çalıştıkça onu tersledin değil mi? Ya ne yapayım ya, her şey üst üste geldi. Yani önce Kerem'in yanına gittim. Salak yine seninle alakalı atıp tutmaya başladı. Ben de gittim her şeyi Deniz'e anlattım. Zaten kötüydüm eve gittiğim zaman yani. Birdenbire oldu, ne yapayım? Bir dakika, bir dakika. Kerem Hoca'nın benim hakkımda söylediği şey neymiş? Deniz, benim bilmediğim şey mi var? Su, beni tuvalete götürse midem bulanıyor. Tamam canım. Sen de burada böyle yoğun bakımlık olacaksın. Hadi gel. Seni de biraz dışarı çıkarayım. Bir hava al. Yok abi. O zaman sana yiyecek içecek bir şeyler getireyim. Ha, tansiyonun halinde. Bir ayran falan getirsem iyi olur belki. Hiçbir şey istemiyorum. Eğer kontrolün varsa sen bana telefonunu ver yeter. Konağa, Hafize Hanımlara telefon etmeye falan kalkma. Yorma kendini. Ben şimdi hepsini teker teker ararım.
İnsanları da telaşa vermeyelim. Bu iş telaşı çoktan aştı abi. Yazdan beri bu ikinci kriz. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Bu sefer atlatabilir mi bilmiyorum. Yapma be kızım. Sen değil miydin ağzından yel alsın diyen? Abi Zeyf falan telefon etmeyeceğim. Almanya'ya kızımı arayacağım. Ambulansa binerken adını sayıkladı abi biliyor musun? Yıllar var ki onun adını ağzından duymamıştım. Böyle birdenbire duyunca bak gör işte. Son pişmanlıklar çare getirmiyor. Gelsin görüşsünler. Sen ver telefonu. Deniz inanamıyorum sana ya. Sen şimdi bizim okula gidip herkesin içinde Kerem Hoca'yı yumrukladın yani öyle mi? Ya birader bu Almanyalı kızın gazına gelip kaçıncı yumrukladın kapıyı ya? Hadi bu sefer kapıyı yumruklamadın ama koca şahsı niye yumrukluyorsun? Deniz sırf bu yüzden okuldan atılabilirim biliyorsun değil mi? Sana hiç kimse bir şey yapamaz Aslı. Ya ne demek bir şey yapamaz? Yapamaz çünkü Mina Hanım bu sefer kuru kuruya gaza getirmedi. Elinde delil vardı. Nedir bu? Ne bileyim ben. Ben sana söyleyeyim. Kerem Efendi ile gittiğiniz tiyatro biletleri. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmiyorum. Kerem Bey aşkınızın bir hatırası olarak saklıyormuş herhalde. Bak üstüne de kendi el yazısıyla ne yazmış? Ver bakayım şunu. Aslım'la gittiğimiz ilk oyun, ilk gece. Aa, bak sen şuna ya. Lan bu herif biletin arkasına falan değil, resmen bizim kuzuya yazmış ya. Bir tane de benim için yapıştırsaydın birader. Helal olsun ya. Alo. Kızım. Alo anne, ne oluyor? İçine ağlıyorsun. Sözüm ona. Kendimi toparladım da seni aradım. Ama tutamıyorum kendimi. Ne var anne? Geveleme. Mine'ye bir şey mi oldu? Yok yok Mine iyi. Çok şükür. Çok şükür çok iyi. Ama baban. Babanı galiba. Alo Nur. Ben Haşmet dayım. Sen annene bakma. Baban biraz rahatsızlandı. Ama annenin anladığına göre seni sayıklamış. Seni görmek istiyormuş. Yanlış olmasın dayı. Babam beni sileri çok oldu. Neden görmek istesin ki? Orası da sen anla be kızım. Bak, bak dinle. Annen de pek iyi değil. Eğer imkanın varsa kalk gel. Ha? Belki gün bugündür. Hem kızın da bir görmüş olursun. Ne dersin ha? Sana baştan beri hislerimde yanılmadığımı söylemiştim aslında. Keşke o adam için beni kırmayıp dinleyebilseydin. Ya Deniz çok üzgünüm. Ama koskoca adamın da kalkıp benim için böyle şeyler hissedebileceğini hiç aklım almıyordu ki. Ama gördün işte. Ayrıca o okuldan atılacağını falan da hiç sanmıyorum. Ki o adamın bu saatten sonra yüzüne bakacağını dahi hiç sanma. Of, ben de artık onun yüzüne bir daha hiç bakamam herhalde. Ya ben hep örnek biri olarak gördüm onu. Onun da beni iyi ve dürüst bir öğrenci olduğum için böyle gözetip kolladığını, bana destek olduğunu zannettim ama Allah kahretsin ya. Arkadaşlar tamam ya, ha? Yani artık herkes ağzının payını, boyunun ölçüsünü aldı değil mi? Bundan sonra kimin ne olduğunu biliyoruz, ona göre muamele ederiz. Bitti gitti ya. Asıl sen bu olayın üstüne gitip annenle kavga ettin değil mi? Ne alakası var canım? Zaten notlar kötü gelince böyle bir şey olacağı belliydi. Üstelik... Üstelik ne? Sana da benimle barışmak için bahane mi lazımdı? Hayır abicim. Babam. Canan ablaya velayet davası açıp deva üzerine almak istiyor. Deniz ciddi olamazsın. Maalesef gerçek Aslı. Artık çizmeyi açtılar. Ve ben arada kalmaktan çok sıkıldım. İşleri buralara kadar getirerek beni utandıran bir anne babanın ne parasını ne de evini istiyorum artık. Ben yokum. Şimdi anlaşıldı birader. Şimdi anlaşıldı. Umarım gecikmedim. Yok yok. Her şey hazır ha? Güzel. Bu sefer ben de her şeyimle gitmeye hazırım. Benim de her şeyim hazır ama başka bir sorunumuz var. Başka bir sorun mu? Neler oluyor Allah aşkına? Deniz, oğlun sana açtığın velayet davasından hiç hoşlanmadığını söylememi istedi. Çekti kapıyı gitti. Ya Leman, bunu ona ben söyleyecektim.
Baba oğul karşılıklı oturup konuşmamız gerekirdi. Neden ayaklı gazete gibi her şeyi gidip yetiştiriyorsun? Beni falan boş ver Murat. Asıl mesele ben değilim. Sorun beyefendinin notları. Bir tane iyi dersi yok. Yani bu böyle olmayacak. Sana verilen emeğe yazık dedim. Madem okumayacaksın bizimle Urla'ya dönüyorsun dedim. Sizi de paranızı da istemiyorum dedi. Çekti kapıyı gitti. Çekti kapıyı gitti. Yani nereye gider ya? Nereye gitti? Bilmiyorum. Çok kırgınım. Arayıp sormadım. Artık bu asi davranışları hangi arkadaşından, kimden öğrendiyse çok fazla ileri gitti. İleri falan gitmiyor Leman. Büyüyor. Farkında değil misin? Her geçen gün biraz daha büyüyor. Ve büyüyen bir gencin sorunlarını dikte ederek çözemezsin. Öyle mi? Nasıl çözebilirim peki? Uzlaşmak lazım. Her ebeveynin yapması gereken aslında bu. Uzlaşmak. Ya Osman amcayla yetişirdik, kakışırdık ama bu da fena oldu be birader. Yani adama bir şey olursa var ya, yaptığım haylazlıklar yüzünden içim sızım sızım sızlar yani. Büyümek böyle bir şey demek ki Efe. Gülüyorsun, oynuyorsun. Etrafındaki bazı insanlara kızıyorsun, kırıyorsun. Bir arala, bir gürele. Sonra bir bakıyorsun, göçüp gitmişler. Ve sonra sen de anlıyorsun ki yavaş yavaş sen de yaşlanıyorsun değil mi birader? Aynen öyle. Hayat çok acımasız. Ya dur birader ya, dur birader. Senin de adamı ölmeden mezara soktun ya. Oğlum Osman amca var ya, en yakın zamanda ayağa kalkar, paralarını saymaya kaldığı yerden devam eder. Biz onu öyle seviyoruz abi. İnşallah kardeşim, inşallah. Ben de bunları kaldırayım artık ayak altından ha. Efe, ne yapayım ben abi, nereye yerleşeyim? Oğlum nereye yerleşeceksin? Bir tane oda var işte. De... Ya birader, sen bu büyükşehir yerleşim planı konusunda ısrarcısın ama ben diyorum ki sen güzel güzel sıcak evine git birader be. Ha? Bak Leman teyzeler de Urla'ya dönüyorlarmış. Yani ne güzel, yüz yüze bakmazsınız. Ya birader öyle gözlerindeki böyle bakma bana ya. Yapamazsın sen burada işte. Tamam abicim, tamam anlaşıldı. Sen bizi burada istemiyorsun. Ne yapalım, biz de gider başka bir yer buluruz. Valiz kardeşler. Dur birader dur, Allah'ını seviyorsan nereye gidiyorsun? Yani ben hem senin hem de valiz kardeşinin iyiliği için söylüyorum. Yapamazsın sen buralarda birader. Bak. Gel seninle bir konuda uzlaşalım. Uzlaşmak mı? Niye öyle yaşından büyük kelimeler kullanıyorsun? Anlaşmaya ne oldu? Ya, tamam peki gel anlaşalım. Bana ne yapıp ne yapamayacağımı söyleme. Çünkü neyi başarıp neyi başaramayacağımı bilemezsin. Niyeymiş o? Sen bunları bana söylüyorsun da ben sana niye söyleyemiyorum? Ha, tamam ulan ben de sana karışmayacağım bundan sonra. Zaten ne söylesem tersini yapıyorsun. Bundan sonra ben de sana karışmıyorum. Öyle mi? Benden de tamam. Yalnız elektriğe, suya, kiraya, yemeğe, çamaşıra, bulaşığa her bir şey ortaksın. Anlaşıldı mı? Öyle Ali Nazik kebabı gibi bu evde kalıyorum diye yayılmak yok. Söz mü? Tamam. Erkek sözü. Bu arada senin kendi evinde ne varsa bu evde yok. Buna da hazır mısın? Hazırım. Tamam lan. Evine hoş geldin birader. Hayırlı olsun. Yalnız Murat amcayla Leman teyze burada kalacağını söyleme. Yani istersen başka bir arkadaştı. Vallahi benim yüzümden izin vermezler. Bir de yani ben annen yüzünden bu evdeki huzurun bozulmasını hiç istemiyorum yani. Aha. İster misin onlar olsun? İsterim vallahi birader. Hatta sizin evden birkaç parça daha eşya da isterim. Yani diyorum ki sizin o plazmayı bizim tuvalete koyalım. Oldu mu, oldu mu, oldu mu, oldu mu? Ne yapıyor oğlum? Efendim baba, buyurun benim. Ne demek buyurun benim? Deniz, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neredesin sen? Çabuk toparlan gel buraya, konuşmamız lazım. Vallahi baba, hiçbir yere gelemem. Ama neredeyseniz buyurun gelin, burada konuşalım. Ya oğlum, buraya falan gelmesinler şimdi. Beni zannedecek seni ayarttın diye. Biz mi gel? Nereye? Nereye mi? Nereye olacak canım? Tabii ki yeni evime. Nasılsın yavrum? Bir haber var mı? Bir haber yok. Ama ben senin için endişeleniyorum yavrum. Bak Kavize teyzenlerle de gitmedin. Haşmet dayına git eve ha? Belli ki burada kalmak istiyor. Ben iki lokma ateştirecek bir şey alayım. Böyle aç aç olmaz ki.
gün neler oldu bana anlatmayacak mısın? Ben hep sevgiyi başka yerde aramışım. Bir insandan başka kimse sevmemiş. Çok hata yaptım. Çok yanlış insanlarda sevgi aradım. Ama bir tek sende bulabiliyormuşum. Bense seni sadece kırdım. Yine. Bugün o kadar kötü şeyler oldu ki... tek yapmak istediğim şey eve gelip sana sarılarak bunları anlatmaktı. Ama sen evde yoktun ve ben... onu da kırdım. Anneanne... ne yapacağım? Ya ona bir şey olursa... bir tane... olmayacak bir tane. Biz burada onun için dua edeceğiz. Allah onu sana, bana, sevdiklerine bağışlayacak. Yani o kadar kızardık ederdik ama... yani aramız olan önce şeye rağmen Osman amcaya gerçekten çok üzüldüm ben. Osman dede kendi halinde bir ihtiyardır canım. Hem o yaşın adamları öyledir. Ya gerçi benim köyde bir dedem var. Görseniz oy, öyle huysuz, öyle huysuz ki dostlar başına. Ama herkes de bilirdi ki özünde ihanetlik yoktur. Bizimkiler de geldi gördünüz işte. Yani benim babam da aksidir filan ama bizi gözünden bile sakınır. Benim rahmetli babam da öyleydi. Abimle biz Allah gibi korkardık. Bizi sevmiyor zannederdik. Ama sonra insan baba olunca anlıyor ki bizi çok sevmiş. Ama sevgisini gösterememiş. Eskiler öyle işte. Abim demişken... şu Urla'ya gidip gelme işini daha sonra mı bıraksak acaba? Ne dersin Kamil? Vallahi haklısın. Şu durumda ayıp olur gibi ama... böyle bir hengamede de iyice yük olduğumuzu düşününce... bir an önce gidip gelmekte fayda var diyorsun değil mi? Doğru. Sen de haklısın. Ya baba bu Urla meselesi ne? Amcandaki zeytinliklerde benim de biraz hakkım var kızım. Annenle gidip konuşup onların tamamını amcana devredeyim diyorum. Hem Ayşe Hanımlara da borcumuz birikti. Böyle zamanda onu da kapatmış olursun. Hem belki dönünce seninle bir iş bakarız damat ha? Hadi bakalım. Şunları çabucak yiyin de bir kendinize gelin ha? Osman Seven'in yakınları? Biziz. Evet ne oluyor? İşte şimdi haberler iyi. Amcamız yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Çok şükür. Görüşüm. Konuşabiliyor muyuz yani? Böyle kalabalık mümkün değil ama bir gelin bakalım doktor bey ne diyecek. Ona göre bakarız. Buyurun. Hadi, hadi çocuklar. Birader ben sana bir şey söyleyeyim. Biz var ya kesin boşu boşuna konuştuk anlaştık ha. Yani annem buraya geldiği an, benimle kaldığını öğrendiği an... seni böyle kulağından tuttuğu gibi alıp Urla'ya geri götürecek yani. Hiç öyle bir şey olmayacak abicim. Ya sen şimdi bırak benimle konuşmayı da şu tuğlayı falan ya dondum ben. Oğlum o tuğlamızın zaten yanan hali. Ya ayrıca sen de öyle hostesler gibi bir ileri bir geri yürüyerek ısınamazsın oğlum. Al sırtına battaniyeyi, otur tuğlanın başına. Ya oğlum iyi de kızılderili miyim ben? Yani böyle ateşin başında oturarak olmaz ki. Gideyim bir elektrik sobası alayım bari. Oğlum biz de biliyoruz elektrik sobası almayı. Ama senin elektrik idaresi denen kurumdan haberin yok galiba. İdareni bilmezsen fatura marifetiyle adamı göbeğinden işletiyorlar. Göbeğinden ya. Ama böyle de olmaz ki. Bu sefer de doktor ve ilaç masrafından kurtulamayız. Ne oldu birader? He? Daha ilk geceden kuyruğu titretip Müslüm Baba gibi brrrr yapmaya başladın. He? Ne oldu? Hani bütün çileleri çekecektin? Bu çile değil abicim. Bunun adına soğuk diyorlar tamam mı? Soğuk. Ha şunu bileydin. Bak Aslı arıyor. Ha çok güzel. Sevgilin şimdi sana bir iki güzel laf söyler. Senin de içini ısınır. Efendim hayatım. Vallahi ben şu an Eskimo modelindeyim. Yani biz donmak üzereyiz. Ne yapacağız bir şey söyle. Donarsınız tabii yani. Soba yok, kalorifer yok. Ben dedim Efe'ye tutmayın o evi diye. Ne oluyor? Benim kas kafalının adı geçti. Yine başını derde mi sokmuş? Ya Deniz de yanında. Soğuktan donmuşlar. Isıtmak için ne yapabiliriz diyorlar. Ya Efe halletsin işte. Yani akla gelmeyen işler deyince beyefendinin üstüne yok. Cık. Su. Ne var yani?
El alemin ihtiyaçları için 1 milyara ıslak mendil almayı, kolonya almayı biliyor. Tamam ya. Hayatım, orada mısınız? Buradayız hayatım, buradayım. Bak, sana şimdi bir iki çift sözümüz var. Hazır mısın kardeşim? Ha. 1, 2, 3. Ay Deniz, tamam ya. Yani suyunu çıkarmayın. Bir suyla bir konuşalım, haber veririz size. Hadi. Ya aşk olsun ama ya. Kusura bakma güzelim, benden bu kadar. Aldıkları o aspirinleri kolonyayla içsinler, üşüyen yerlerini de ıslak mendille kapatsınlar. Diyeceğim budur benim. Ya aslında zerre kadar üzülmüyorum o eşek kafalı için. Hatta istiyorum ki böyle Sen Nehri gibi buz tutsun, üstünden basıp geçeyim. Ama merhamet işte. Sonunda. Aklında bir şey var değil mi? Aklımda değil, Bodrum'da var. Ama çalışıyor mu bilmiyorum. Yani bir katır etik görmüştüm. Kendini bile ısıtmaz ama. Tamam, hiç çoktan iyidir işte. İyi, al işte götür onu. Ya ben tek başıma bu saatte nasıl götüreyim ya? Ben de o eşek kafalı için bir şey yapamam, biliyorsun. Ya su saçmalama ya. Eşek eşek diyorsun, eşekler gibi seviyorsun o çocuğu işte. Hem bu saatte beni tek başıma da göndermezler. Belki birlikte gidip gelirsek, ne dersin? Ne diyorsun Osman Bey? Ha? Geçen sefer seni bırakıp gideceğim dedin, Bursa'dan döndün. Ama bu sefer de ben seni dualarımla Azrail'in elinden aldım ya. Bu senin marifetin değil ki. Azrail, uğraşamam seninle dedi. Huysuz musun? Aksiymişsin. Cehennemde senin gibisi çok dedi. Var git işine dedi. Dur, konuşma. Konuşma Osman Bey. Dinlen biraz. Ha? Biraz dinlen. Dinlen ki evimizin, ailemizin başına geldin. Ölmek istemezdim ama şimdilik bu kadar yeter. Amcamız yarın sabah çok daha iyi olacak inşallah. Biz buradayız. Torunun da burada. Seni bekliyoruz. Ha gayret. Efe. Ha? Oğlum ben böyle battaniye sarılarak ısınamıyorum. Biraz birbirimize sarılalım mı? Oldu birader. Hatta sen kamerayı da çıkart, kur şuraya. O dağdaki kovboylar filminin ikincisini çekelim. Lan yürü git, manyak mısın, ne diyorsun ya? Sen git kuzuya sarıl. İyi be, tamam tamam. O ne öyle, sen ne yapıyorsun orada? Poşetleri çeşitlendiriyorum birader ya. Yani kadınlar için ayrı poşetler var, erkekler için ayrı poşetler var. E tabii ki çoluklu kadınlar, çocuksuz kadınlar, evli, bekar, çocuksuz erkekler falan filan diye öyle üçe beşe de ayrılıyor yani. Çok zor, çok. İyi. Sen de bu işin sonunda böyle üçe beşe ayrılma da. Nasıl gidiyor bari satışlar? Satabiliyor musun? Yok. Daha hiç satamadık birader. Yani oğlum her işin olduğu gibi bu işin de mafyası çıktı ya. Ne mafyası? Lamba mafyası. Ya geçen gün trafik ışıklarının orada bir kurulayım, bir satış yapayım dedim. Ya bir baktım, lambadan çıkan cin gibi etrafımı sardı adamlar. Canımı zor kurtardım ya. Ya iyiydi oğlum. Senin trafik lambasında işin ne? Sen bunları sıkışık trafikte satmak için yapmıyor musun? İnsanlar bunlara orada ihtiyaç duyup saldırmayacak mı? Ya ne? Aa, doğru söylüyorsun Deniz oğlan ya. Hakikaten doğru ha. Benim zaten başlangıç noktam oydu. Demek ki yarın ne yapıyorum? Sıkışık bir trafik buluyoruz, tık orada satış mekanı yapıyoruz. Ulan, ulan aferin lan Deniz oğlan, aferin lan. Senin kafan ticarete çalışıyor ha, bak bunu unutma yani. İyi de oğlum, yani bunu akıl etmek için daha iyi olmaya gerek yok ki. İstanbul'da trafiğin sıkışık olmadığı yer mi var, akıllım? Aha, heh. Senin de bu dünyada Leman teyzeden kaçıp kurtulabileceğin bir yer yok, akıllım. Hadi aç şu kapıyı. Şişt. Bana bak, topla şunları. Zaten ortalık gergin, bir de annemle uğraşmayalım. Hadi hadi. Üf, tamam ya abi. Uf.
Hoş geldiniz. Gel anacığım gel. Gel de şunun oyunlarına bak bir gel. Babanızdan gizli geldim zaten evladım. Aşk olsun niye bana söylemediniz? Murat velayet davası açıyorum demiş. Sen nereden duydun ki? Nereden duyacağım? Kızım çıkarken Aslı söyledi. Ona da Deniz söylemiş. Aman anne çok güzel yani. Biz babam duymasın diye uğraşıyoruz. Minik Fare gelip sana mı söyledi yani? Ha? Bana söylemeyecekti. Kime söyleyecek kızım? O da biliyor babasının söylenmeyeceğini. Gelip bana söylüyor. O konuda için rahat olsun Hafize Ana. Evelallah Allah'ın izniyle hiç kimse bebeğimizi elimizden alamaz. İnşallah bakalım inşallah. Biz de hayırlısıyla bir gidip gelsek de. Canan, işin bittiyse o ördüğün sabunluklardan bir iki tane ver de yengenlere elimiz boş gitmeyelim. Tamam anneciğim olur tabii. Hem Bilal bakar ona iki dakika. Değil mi babası? Bakarım tabii. Hop benim kızım. Hop bakalım bekle beni biraz. Ya bak be. Hadi bakayım hayırlı. Neredeymiş bunun babası? Neler oluyor evlat? Bu evin saçmalığı da nedir? Kimin evi burası? Burası benim evim Murat Bey amcam. Merhaba. Ben dedim Deniz oğlana. Burası zaten deniz manzaralı. Yani sana gerek yok dedim ama anlatamadım. Efe bizi biraz yalnız bırakır mısın lütfen? Hayret. Sizin gibi aileler hep mutfakta konuşur zannederdim ben ya. Efe. Efe. Aa ben en iyisi kapıya bakayım. Pardon. Leman Hanım teyze, kapıyı da kapatayım. Biz geldik. Şşşt, sessiz olun sakin. Ne oluyor? Ya iyi hoş, bu sobayı getirmişsiniz ama içeride Deniz oğlanın zaten vücut ısısını şu anda yükseltiyorlar yani. İçeride mi? Kim var içeride? Bana bak, ısınmak için kız falan mı aldınız yoksa? Ya Aslı'cığım hadi getirdik sobayı, gidelim biz. Ya kızım ne kızı ne diyorsun ya? Biz Deniz oğlanların ayıp olmasın diye birbirimize bile sarılmıyoruz. Ya Murat amcayla Leman teyze var içeride onu diyorum. Sessiz olun. Hadi hadi sessiz. Tut tut. Şuraya şuraya. Bu neydi belirsiz izbe evde? Hem de Efe'yle yaşamana izin vereceğimi mi sanıyorsun? İzin istediğimi kim söyledi anne? Bu benim kararım. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Oğlumuzun anne babasıyla nasıl konuştuğunu görüyorsun. Annen haklı evlat. Ona bu şekilde davranman doğru değil. Peki sizinler yaptınız doğru mu baba? Senin evliyken bir başkasıyla olman. Hem annemden hem ondan bir çocuk yapman doğru mu? Sonra annemle biri olup o çocuğu almak için velayet davası açmanız doğru mu? Bize hep başımıza kavak geldi, esmekle suçladınız. Aslında bir çocuk gibi davranarak her şeyi mahveden sizsiniz. Vay be, Deniz oğlana bak ya, ne laf koydu ya. Yürü be oğlum. Kızlar benden Deniz oğlana 5 kağıt bahisler açıldı. Ya esas senin çenen açıldı. Bir sus da dinleyelim ya. Bak seninle açık konuşacağım. Biz buraya bütün eşyalarımızı arabaya koyup geldik. Amacımız seni de alıp buradan Urla'ya gitmek. Biz seni götürmekte, sen de burada kalmakta ısrarcı olduğuna göre ortak bir noktada buluşmamız gerekiyor, öyle değil mi? Şimdi söyle bakalım. Ne istiyorsun bizden? Bir kısa film yarışması var. Ona katılmak istiyorum. Ay yine sinema. Leman lütfen. Hay Allah'ım ya herif tuttu yine film dedi ya manyak mıdır nedir? Kızlar siz benim 5 liraya geri verin bu iş olmaz. Ya Efe bir sus bakalım ne cevap verecekler. Henüz hazırlanamadım bile ama. Bundan böyle tamamen konsantre olup bu yarışmayı kazanmak istiyorum. Yani okulu bırakacak mısın? Hayır merak etmeyin. Sizin o çok istediğiniz bölümde okumaya devam edeceğim. Peki ya notların? Yani ilk dönemde yaptığın gibi kuru kuru okula gidip gelmen yetmez. İkinci dönemde notlarını düzeltebilecek misin? Merak etme anne, elimden geleni yapacağım. Ha. Ama bir şartla. Ha bir de şartı var beyefendinin. Ama ben sizin istediğiniz okulda okumaya devam ediyorum. Yarışmanın bir ödülü var. Birinci eğitim için Amerika'ya gönderiyorlar. Yani yaz tatilinde. Eğer kazanırsam oraya gitmeme izin vereceksiniz. Kızım durun yapmayın. Deniz olan bana bir ara hatırlat da şu kapıyı yaptırayım. Yine bozulmuş ya.
Kızlar bir çay, börek, ikram. Vallahi çok ayıp yani. Yani bu kadar karşı çıkarken her şey birdenbire ne oldu da kabul ettin anlamış değilim. Anlaşılmayacak bir şey yok ki. Söylediklerinin birini bile gerçekleştireceğine inanmıyorum. Sürtsün biraz burnunu da görsün bakalım. Nasıl yani? Amerika'ymış, sinemaymış. Sen bu harabe, izbe gibi evde hem de bizden 5 kuruş para almadan Deniz 2 günden fazla kalır mı sanıyorsun? Bak görürsün 2 güne kalmaz Urla'ya dönüyorum demezse benim de adım Leman değil. Aslı Hanım'a da gün doğdu sözüm ona. Ama onun gibi o biricik sevgilisi yoksulluğa talimli değil. Yaza kadar koskoca 4 ay özgürüm. Özgürsün tabii canım. Yazın Amerika'ya gider, özgürlük anıtının tepesine çıkar, böyle ben özgürüm diye bağırırsın. Bugün anne babasını bırakan, yarın bizi de bırakır zaten. Ya aşk olsun be hayatım. Sadece kısacık bir eğitim, gidip geri geleceğim. Hem sana bundan bahsetmiştim. Bana seni bırakmayacağım da demiştin hatırlarsan. Seni bırakmıyorum ki. Hayallerimi gerçekleştirmek için kısa bir süre gidip geleceğim. Bir dakika, bir dakika. Biri hayaller mi dedi? Deniz oğlan sen hayal mi dedin? Ne dedin? Ya Efe, lafı nereye getireceğini biliyorum. Hiç başlama istersen. Boş versene Deniz oğlan. Beyefendi bizden özür dileyeceğine hala alkış bekliyor herhalde. Hanımefendinin kendisine söyleyin. Ben daha ondan konuşmuyorum. Ben lafımı sana söyledim. Öf, iyi tamam. Ben de gidiyorum zaten. Güle güle. Siz nereye ya? Yani Efe var ya, bugünlerde kalp kırmak da üstüne yok. Ya sen onu boş ver kardeşim. Benim söylediğim yalan mı ha? Sen de sonunda hayallerin uğruna ailenin karşına almadın mı? Ama arada bir fark var kardeşim. Benim ailemin her şeyden haberi var ama senin ailenin daha hiçbir şeyden haberi yok. Ne diyorsun yani? Gidip her şeyi ispiyonlayacağım mı diyorsun ha? Merak etme kardeşim. İspiyonlamama gerek kalmayabilir. Bak aşağı kimler gelmiş. Allah! Şişt, Deniz oğlan hemen bu evi örgüt evinden öğrenci evi moduna sokmamız lazım. Yürü yürü! Seninki çok şaşıracak şimdi bizi görünce. Ya bir haber mi verseydik acaba? Gönül yok ya. Ya 2 tabak çanak getirdik. Ne haber vereceğiz? Hem böylesi daha iyi. Boş ver. Baskın. Bakalım ne yapıyor eşek sıfası? Çalışıyor mu? Aa Metin abi, hocam. Hoş geldiniz. Bu ne sürpriz? Hoş bulduk. Ne haber Aslı'cığım? Sen de mi buradaydın? Buradayız, buradayız. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nerede bizim sıfı? O zaman 3x+2=5. Aynen öyle kardeşim. Sen kaptın bu işi. Vay abi. Yenge, bu ne sürpriz ya? Biz de gördüğünüz gibi ders çalışıyorduk. Biz geldik. Evet. Çok şükür. Çok çabuk toparladın. Büyük geçmiş olsun Osman abi. Toparladı Kamilciğim, hem de nasıl, bu sabah uyanır uyanmaz evimi de isterim, evimi de isterim diye hastaneye birbirine kattı. Hasta bakıcılar da biz burada adam yatırmaya meraklı değiliz. Hadi bakalım uğurla ol derdimiz. Kaptık geldik, öyle değil mi kızım? Ha? Tekrardan hoş gelmişsin babacığım. Sağ ol, sağ ol Bilal oğlan. Hadi el ver de kurtar beni şu taytay arabası gibi tekerlekli alametten. Hadi bakalım. Osman Bey ne yapıyorsun daha halsizsin? Ben yukarıda odana hazırlayacağım seni. Biz Canan'la hazırladık yatağı Ayşe Hanım. Yani hazır her şey. Gerçi size sormadan yaptık abla. Tamam tamam, ne Canan bekliyorsunuz öyleyse? Benim emektar arabadan başka bir arabada bu kadar uzun süre kalamam. Hadi yani, afakın sızlasını kurtar. Oha be oğlum, oha! Ne oluyor ya? Bu ne abi? Ha, doğalgaz oğlum, doğalgaz. Biz burayı neyle ısıtıyoruz zannediyorsun? Doğalgaz renksiz ve kokusuz olur abicim. Senin resmen için çürümüş be. İyi ya oğlum işte. Kötülüğü içinde tutmayacaksın. Ya başlayacağım şimdi iyiliğine de kötülüğüne de. Kalk hadi kalk. Gidip sahilde bir yerde bir kahvaltı yapalım. Ha oldu canım. İstersen bebeğe gidip güzel bir brunch yapalım ha, ne dersin? Sen bu kafayla kalkınamazsın birader ya. Simitle çay neyine yetmiyor? Ya oğlum her sabah simit mi yiyeceğiz? Hem
Ayrıca Susam bana dokunuyor. Allah Allah. Ben Susam sokağında büyüdüm ya. Ben de 3 gündür yiyorum. Bana niye bir şey olmuyor? Merak etme. 3 gündür ne yediğin de dokunup dokunmadığı da kokudan belli oluyor zaten. Ya ne yapıyorsun birader ya? Biz buraya ısıtmaya çalışıyoruz. Susam kapı pencere... Ya sen tutamıyorsun değil mi? Yok birader ya. Galiba bu sefer büsbütün altıma kaçırdım ya. Allah değmesin yağlı boya. Sen ne hakikatli hayat arkadaşı çıktın. Ben bunca yıldır huysuzluklar yaptım. Ona katlandın. Şimdi de hastalıklarıma katlanıyorsun. Ama ben ne yaptım? Günahına girip seni odamızdan kapı dışarı ettim. Mine, dün yığılınca öylece kucağıma düştü dedi ama sen sert bir yere çarpıp başını vurdun galiba. Hı? Pişmanım Ayşe. Kafam dinç. Başım sağlam. Sadece pişmanım. Başın dinç, kafan sağlam ama vicdanın rahat değil, değil mi Osman Bey? Ama Allah'a şükür ki rahatsız da olsa bir vicdanın var. Ölürken arkamda kalbi kırık insanlar bırakacağım diye öyle korkuyordum ki. Korkma Osman Beyciğim. Korkma. Vicdanın böyle rahatsızken, Allah sana yeni bir ömür vermişken, kırdığın o kalpleri onaracak öyle zaman olacak ki senin. Öyle mi dersin? Bak, biri geldi bile. Ben de gideyim. İçinizi yalnız bırakayım. Yok. Yani siz de kalın. Söyleyeceklerim ikinizi de ilgilendiriyor da. Ben sadece dün olanlar için kendimi çok suçlu hissediyorum ve umarım beni affedebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar aramıza hoş geldin. Osman Bey, bir gönlü kazandım bile. Niye öpmedin kızı? Ya Sevinç'ten ben ne yaptığımı biliyor muyum ki? Oh, üşütmüşüm ben mideyi birader ya. Ama bak sıcacık çorba sabah sabah ne güzel oldu değil mi? Merhem gibi. Ben de ilk defa çorbayla sabah kahvaltısı yapmış oldum. Bu da benim için başka bir tecrübe oldu tabii. Alışırsın oğlum, alışırsın. Öyle her sabah portakal suyu içilmez. Arada mercimek suyu da olur yani. Onu bunu bırak da Deniz oğlan. Sen şimdi bu güzel kahvaltının üstüne şahane bir tecrübe yaşamaya ne dersin? Ne tecrübesiymiş o? Satış tecrübesi oğlum, satış tecrübesi. Hadi gel güzel kardeşimle şöyle sıkışık bir trafik bulalım da şu benim poşetlerden 1-2 tane satalım ha. Ha, ben yapamam öyle şeyler. Niye? Utanır mısın? Yok be oğlum, yani öyle camı tıklatıp alır mısınız falan muhabbetleri bana göre değil. Aman sevsinler. Oğlum yönetmen dediğim böyle bir yırtık olacak, bir girişken olacak yani. O mekana gireceksin, bu adamla konuşacaksın, orayı bağlayacaksın falan. Sen hiç. Ha öyle mi? Zaten sayende hayatımız dizi film oldu Efe'cim. Sen sat abi, ben uzaktan seni izlerim. Aman çok güzel, izlermiş. Heh. Ulan Efe tutsun, Efe pişirsin, Efe getirsin, Efe yedirsin. Deniz oğlan da bir kenara geçip ben yönetmen olacağım, film çekeceğim hepsini. O ne hal abi? Hadi yürü bari. Malları kaybetmezsin ha. Elimden geleni yaparım. Lan bu herif biletin arkasına falan değil, resmen bizim kuzuya yazmış ya. Gidiyor musunuz hocam? Evet, maalesef gidiyorum. Bu son olay artık babama kadar uzandı. Ve ona karşı çok küçük düştüm. Bu şartlar altında fakültede kalmam doğru olmazdı. Ben bilette yazılanları gördüm.
Neden bu konuda bana dürüst olmadınız? Yapamazdım ki aslında. Bu konuda kendi içimde ne kadar gerginlikler yaşadığımı bilemezsin. Ama sonuçta sen bir başkasına aşıktın. Ve bir başkası da sana. Peki ya siz? Benim aşkım sana zarar verirdi sadece. Ve ben buna izin veremezdim. Ama sonunda zarar verdi zaten. Hem siz zarar gördünüz, hem de belki ben bu yüzden okuldan uzaklaştırılabilirim. Öyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü benden bu konuyla ilgili istedikleri raporda senin adın geçmiyor bile. Deniz içinse trafikte tartıştığımız öylesine biri olduğunu söyledi. Ve konu kapandı. Yani keşke bu olaydan hiçbiri olmasaydı. Yani siz benim için çok önemli biriydiniz. Şimdi ne yapacaksınız peki? Aslında biraz dinlenmek istemiştim. Ama vaktim olmayacak. Özel bir hastanede hemen bu hafta başlıyorum. En azından bu iyi bir haber. Bu arada unutmadan sen bana bir hediye almıştın. Ben de sana her şeye rağmen beni hatırlayabilirsin diye küçük bir şey almak istedim. Yok. Alamam. Yani bu şartlarda almam doğru olmaz. Zaten ben de sana buna aşık olduğum için değil. Çok özel bir insan ve çok iyi bir öğrenci olduğun için vermek istemiştim. Sen bende derin izler bıraktın aslında. Ama bu her zaman aşk değildi. Şimdi lütfen kabul et. Yani yine Kerem Hoca olarak. Peki. Çok teşekkür ederim. Açmayacak mısın? Reşat Nuri Günçekin. Kavak Yerleri. Evet. Reşat Nuri'yi sever misin bilmiyorum. Ama benim çocukken en çok etkilendiğim romancılardandı. Sevmez olur muyum? Ben en çok Çalı Kuşu'na bayılırdım. Ne güzel. Doğru tahmin etmişim. İçinde büyük şehirden şark hizmetini yapmak için Anadolu'ya gitmiş bir doktorun hatıraları anlatılıyor. Belki okudukça beni hatırlarsın. Sizi hiç unutmayacağım hocam. Oğlum biraz daha getir ya. Eyvallah abi, buyurun. Tamam, sağ ol. Gitme, alma o zaman ya. Allah Allah, ne konuşuyorsun? Ha? Allah'a zabıta. Evli ve çocuklu hanımlar için paketim de var. Ben onu da takdim edeceğim size ya. Hah, Deniz Ozan aç bakayım şu çantayı. Ya oğlum gitmemiz lazım. Nereye gidiyorsun oğlum? Burada trafik sıkıcı, şahane satış yapıyoruz. Ya benim çırak Evhamlı malları o taşıyor da. Ya ne çırağı oğlum, geldiler diyorum sana. İşler nasıl bakalım gençler? Vallahi işler şahane be abicim. Yani vatandaş talep ediyor. Efe kaygısız, hiç akla gelmeyecek ihtiyaçlara her türlü cevabı veriyor yani. Peki Efe kaygısızın aklına bir zabıtayla karşılaşacağı hiç gelmiyor mu? Zabıta bey abi, kolay gelsin abi, nasılsınız? Oğlum niye söylemiyorsun zabıta geldi diye? Oğlum söyledim ya. Nereden bakalım, olan... çıkar bakalım. Hadi bir görelim. Üçe kadar sayıyorum, kaç. Ne? Kaç. Kaçma. Demek yolculuk var Hafizeciğim ha? Hadi bakalım hayırlısı. Hayırlı olacak inşallah Ayşe Hanım. Benim kızlar da sana emanet artık. Ah, Canan'dan bana ne ayol? Onun kocası var artık. Aman abla. Yalan mı kızım? Aslan gibi kocam var. Aslı desen koskocaman kız. Dün bir hayat kurtardı. O olmasaydı benim yavrucağım ne yapardı? Tek başına evde. Öyle değil mi kızım benim? Ya evet. Hakikaten çok yardım ettim. Esu da öyle. Aman canım ben ne yaptım? Ben bakarım. Ay. Ha
malum. Nur. Babam nasıl anne? İyi kızım. Abi gel şuraya. Dur atlattık galiba ya. Gel şuraya oturalım birader. İyi alıştınız beni her işte çırak çıkarmaya. Önce su bakkalın çırağı yapar. Sonra sen kendi çırağın. Zabıta gel diyoruz sana değil mi? Ne bileyim birader ya. Of. Yani adamlarda da ne görev aşkı varmış. Neredeyse 2 kilometre kovaladılar bizi ya. Kovalarlar tabii. Adamların işi bu. El koyacaklardı mallarına. Koymaktan beter oldu zaten. Malların yarısı yolda kaçarken savruldu be. Lan dün lamba mafyası, bugün zabıta. Yani herkes mi benim köşeye dönmeme engel ya? Çünkü olmayacak işler bunlar kardeşim. Bak sen de ufak ufak sözüme geliyorsun. Bırak köşeye dönmeyi. Bugün o sokağın köşesine dönmeseydik şimdi karakoldaydık. Yat kalk dua et. Ah! Bak birader hazırsan dua demişken gidelim şu Osman amcayı bir ayır duasını alalım da. Vallahi bu işler böyle olmayacak yani. Olmadı at yarışına falan başlayacağım ha. At yarışı mı? Saçmalama be. Ne var abi? ÖSS'de at yarışı değil mi yani? O da kumar, bu da kumar. Yani o oluyor da bu niye olmuyor? En azından altılıyı tuttururum da hayatım kurtulur be. Ah! Midem. Ya oğlum sen daha altın tutamıyorsun. Altılıyı nasıl tutturacaksın? Hadi hadi. İsveç mayın gemisi gibi döke döke gitmeden bir tuvalet bulalım. Yürü hadi yürü. Ya vurma be. İşte benim kızım Nur Hafize'cim. Hoş geldiniz. Çok büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Mine, bir hoş geldin demeyecek misin kızım? Ben çıkıyordum zaten. Nereye gidiyorsun kızım? Sırası mı şimdi? Hoş geldin. Sonra görüşürüz. Ben bakarım Ayşe teyze. Tamam anne, üstüne gitme. Ben konuşurum onunla. Babam nerede? Yukarıda. Dinleniyorsa yani ben sonra... Acelesi yok yani. Yok. Uyuyorsa da ben uyandırırım. Mine! Ya lütfen, yalnız kalmak istiyorum biraz. Aa! Ne oluyor ya? Ya Mine'nin annesi geldi. Hadi ya! Bu çok güzel haber. De sevince yani bunun bu haline. Ya pek iyi bir habere benzemiyor. Şunun haline baksana. İşler iyice karışacağı benziyor. Neyse, sen gördün mü Kerem'i? Gördüm. Okulu bırakmış. Daha doğrusu bırakmak zorunda kalmış. Hadi ya. Buna en çok Deniz oğlan sevinecek desene. Yumruklarım işe yaradı diye övüne övüne gezer şimdi o. Vallahi bu aralar beyefendi pek umurunda olduğumu zannetmiyorum ama. O niye o? Canım duymadın. Amerikalar bilmem neler falan. Ya ben ikisini de alıp götüreceğim Amerika'ya, o olacak yani. Neyse, gel kardeşim.
Ayşe Hanım sen misin? Geçmiş olsun baba. Biliyorum, bugüne kadar hep hayal kırıklığına uğrattım seni. İstediğin gibi bir evlat olamadım. Çok hata yaptım. Ben hata yaptıkça sen daha çok kızdın. Kendinden uzaklaştırdın beni. Yok saydın. Biliyorum hala kızgınsın bana. Ben de çok acı çektim baba. Çok gelmek istedim. Gelip özür dilemek istedim. Ama yapamadım. Üzgünüm. Biliyorum. Ne yapsam, ne desem affetmeyeceksin beni. Özür dilerim. Çok özür dilerim baba. Ne diyeyim ben sana? Kollarımı açıp ağrıma mı basayım? Bunca yılın acısını bir özür siler mi? Haklısın, silmez. Beni affetmeni beklemiyorum. Ama bir tek şey bilmeni istiyorum baba. Sen kaybettiğin kızın için acı çekerken ben de kaybettiğim babam için acı çektim. Hoş geldiniz. Ben Mine'nin arkadaşı Aslı. Hoş bulduk. Kızımın ne güzel arkadaşları varmış böyle. Biz de hep sizi merak ediyorduk. İnanın gelmeniz çok iyi oldu. Mine de öyle düşünüyor mudur sence? İnsan annesini geldiğini sevinmez mi hiç? Eminim o da öyle düşünüyordur. Anne. Ne oldu kızım? Ne konuştunuz? Ah. Ben konuştum. O dinledi. Özür diledim. Yaptıklarım için. Senden de özür dilemek istiyorum. Senin de çok kalbini kırdım istemeden. Dünyada anne kalbi kadar kolay iyileşen hiçbir şey yoktur kızım. Sen bana iyiyim de, bana yeter. Ben iyiyim. Daha iyi olacağım. Gönlünü almak zorunda olduğun biz değiliz kızım. Biliyorsun değil mi? Öldüysem kusura bakmayın abla da. Ay geldim, geldim. Hadi bakalım, sağlıcakla kalın.
bütün komşulara selam. Özellikle Hatice teyzeye, Mehmet abilere, Şakitlere, Barış Bey'e, Erhan'ı, Can Kalın yanaklarından öperim. Hadi Bilal. Aa, hayırdır? Biz Osman Bey amcaya yeniden hoş geldin'e geldik. Bu sefer de siz mi gidiyorsunuz ya? Ağzından yeri alsın deli. Sadece Urla'ya kadar gidiyorlar. Aa, gerçekten mi? Uzun süreliğine mi gidiyorsunuz yani? Bir iki günlüğüne gidiyoruz. Niye bu kadar merak ettin ki? Hayırlısıyla gidin, hayırlısıyla gelin inşallah Kamil Bey amca. Hafize teyze var mı bir şey ihtiyaç? Yok evladım, yok. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Ablanları üzme, olur mu? Yok babacığım. İki kızın da bana emanet, sen merak etme. Bırak bana. Ya Deniz oğlan şey diyeceğim. Kamil amca sana böyle bir höttet deyince sen bir kurudun kaldın birader. Ne oldu? Kuzuyla özel planlarınız vardı galiba. Ya yok be oğlum. Ben sömestrdayız. Daha fazla görüşürüz. Daha fazla vakit geçiririz diye söyledim yani. Malum kız akşamları çok zor izin alıyor yani. Hadi hadi. Çekil bakayım. Tabii. Hakkım var yani. Şimdi Su hanımefendi bize küs olduğu için yani onların beraber buraya gidip gelmesi daha kolay olurdu ama o da gelmeyince zor tabii. Siz ne zaman barışacaksınız bu kızla? Ulan sen sırf akşamları kuzuyla görüşmek için bizim barışmamızı istiyorsun değil mi ha? Çakal. Yoksa biz küsmüşüz, barışmışız umurunda değil oğlum senin. Ya yuh be oğlum, söylediğin lafa bak. Ya biz ne söylesek senin iyiliğin için söylüyoruz ama yine de yarınamıyoruz. Ya bizim suyla mevzumuz derin mevzu birader. Yani su akar yolunu bulur herhalde. Ya sen onu bunu bırak da şu Efe kardeşin o mallarını nerede nasıl satacak bir onu düşün ya. Ha. Onu ben bugün düşündüm yolda. Ha. Sen neden senin bu eski oto yıkamacıyla ya da birkaç benzin istasyonuyla falan görüşmüyorsun? Ne yani? Oralarda mı satacağım? Ya, malı birebir satmayacaksın. Adamlara malı toptan vereceksin. Onlar satacak, sen payını alacaksın. Nasıl? Ya Deniz oğlan, sen oğlum bırak yönetmenliği falan. Direkt yapımcılık yap ya. Süper fikir oğlum. Ben yarın hemen gidip görüşeceğim onlarla. Nerede benim not defterim? Aa ama bak böyle paspal paspal olmaz. Yani görüşmelerde duruş, güven çok önemli. Nasıl? Bu duruş iyi mi? Ya öyle değil mi oğlum? Yani bir takım elbise, bir gömlek ciddiyet lazım. Hı. Sen artık sonuçta bir eleman değilsin. Kendi işini pazarlıyorsun. Ya çok güzel konuşuyorsun Deniz oğlan da. Oğlum bende gömlek, kravat, takım elbise falan ne arar yani? Bir düğünlük smokinimiz vardı. O da abim nerede? Hayda. Aha, abim arıyor. Alo, abicim. Neredesin oğlum? Ne yapıyorsun bakalım? Nerede olacağım abi? Dershanedeyim ya. Dershanesin. Oğlum akşam oldu. Bu saatte ne dershanesi ya? Kaçta dağılıyorsun dershane? Deneme sınavı var abi şu an. Biz onu yapıyoruz. 7.30'da dağılıyor dershane. 7.30. Ha. İyi iyi. İyi tabii de abi. Sen niye bu kadar soru soruyorsun ki şimdi? Ya oğlum ne diye soracağım? Biz işte yengenle konuşuyorduk şimdi. Ya biz dün senin haline biraz üzüldük yani. Diyoruz ki akşam bize yemeğe gelsen ha. Böyle dershaneden sonra falan. Gelir misin yemeğe? Yemek mi? Aa tabii gelirim abi. Yemeğe ben gelirim ya. Tamam. Hah iyi tamam o zaman. Kurs çıkışı bekliyoruz efendim. Hadi öp. Ne yemeği şimdi bu Metin? Ya ben öyle yemek falan hazırlamadım. Yani ne yiyecek çocuk eve gelince? Aşkım boş ver, sen bir şey hazırlamasan da olur. Biz gidelim saat 7.30'da bunun dershanenin oradan alalım da. Bakalım alabilirsek ben onu İstanbul'un en güzel lokantasına götüreceğim yedirmişime. Şüphem var yani, öyle mi diyorsun? Vallahi gönül, dün ben biraz şüphelendim yani. Gözümle görmeden inanma. Peki... Ya gitmiyorsa dershaneye? O zaman da İstanbul'un en güzel köprü altına çekerim ben onu. Şimdiye kadar yediklerini içtiklerini hepsinden bir güzel burnundan getiririm. Sonra da bir güzel orada boğarım. Boğar mıyım? Heh. Bakalım.
Hallem ettin, kallem ettin, bizi yine yalanlarına ortak ettin ha. Tam başımız yalandan kurtuldu diyoruz, bir yenisi daha çıkıyor. Nereye kadar gidecek bu? Nereye kadar gidecek birader? İşleri yoluna sokana kadar gidecek. Yani o yalanlar da olmasa kimseyi bir şeye ikna edeceğimiz yok ki oğlum. Abinlere mi gidiyorsun sen şimdi akşam? Ha, ve oğlum takım elbise oyunu halletmem lazım ya. Yoksa işim olmaz ya. Ulan sen var ya sen. E sen de kuzuyu çağırırsın eve işte. Hem güzel romantik bir yemek yersiniz. E bak sobanız da var. Çağırmadığımı nereden biliyorsun? Ulan sen var ya, Kamil amcanın kullandığı kadar varsın ha. Ne ara konuştunuz be? Ne bileyim işte, izin alırsa gelebilecek, konuştum ben. Bak 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 bak, sen şuna bak. Ya hadi abi, nasıl yakılıyor bu soba? Yak şunu, üşüdün mü? Hadi. Hayırdır, nereye küçük fare akşam akşam? Ya Efe çağırdı da hani dün soba falan götürmüştük ya. E Katarizm'de kestane partisi yapacaksınız o zaman ha? Yok be abla. Yani artık evleri yeni, sobaları da var. Hem yanıyor da. Sen de gel birlikte yeriz. Sonra biz seni bırakırız dediler. Olmaz öyle şey Aslı. Bak burada sofra kuruldu. Hadi otur. Ya abla ama söz verdim ya. Oh hibe. Yani babam var kapıdan, sen bacadan. Ne güzelmiş. Ya sen giderken babam denize nasıl baktı görmedin galiba Aslı. Hadi otur otur dünya dedim sana. Pozlara bak. Annem geçtin ha. Ya sen de amma yattın canana. Ya sanki deniz tanımadığımız itin uğursuzun tekidir ya. Ya bırak kız gitsin arkadaşlarıyla gezsin dolaşsın. Hem ben buradayım eniştesi olarak. Sana ne oluyor ya? Aslansın enişte. Sahi mi? Sahi ya. Hem bolca da selamımı söyle. Ama 2 saat sonra da burada olacağını da söyle, tamam? Tamam. Hadi bak. O zaman ben gideyim enişte. Bu ilini unutmayacağım. Hadi ben o zaman kaçtım. 2 saate kadar hemen dönerim. Hadi bay bay. Babamlar otobüsü falan kaçırıp gelivermeli enişte bey. Ben o zaman görürüm sizi. Efendim. Gelebilir miyim? Vallahi onu sormakta biraz geç kaldım. Bunu Almanya'dan habersiz geldiğinde soracaktım. Odan çok güzelmiş. Çok şanslısın. Konağın en güzel odasını sana vermişler. Hı, öyle oldu. Ben biraz sorunluyum ya. El üstünde tutmaya çalışıyorlar. Ne yapsınlar? Kim bu çocuk? Bugün dedeni ziyarete de geldi yanında biriyle. Erkek arkadaşın mı? Eski sevgilim diyelim. Biraz bahsetmek ister misin? Hayır. Ama sen bir şey istiyorsun belli. Benle ilgileniyormuş gibi yapmana gerek yok. Dinliyorum. Ne güzel işte. Artık evde ısınıyor. Yavaş yavaş her şey yoluna girmeye başladı. Asıl benim işlerim bir yoluna girsin, bak daha neler olacak kuzu. Mesela bu akşam çok önemli bir toplantım var. Gidip takım elbise ayarlayacağım. Hayırdır, nereye gidiyorsun? Metin abi çağırdı, rapor verecek. E böyle konuşmamıştık ama ya. Oo kızım, herkes sevgilisiyle baş başa kalmak ister. Siz benden giderek hesap soruyorsunuz. Bakın keyfinize ya. Aha. Aha abim. Hii, saat 7:30 olmuş ya. Alo, abi. Nerede olacağım? Dershanedeyim abi. E ben son soruya kadar çözdüm. Tamam, geliyorum işte, şimdi çıktım. E tamam, soğutmayın yemekleri, ben geliyorum ya. Hadi. Gençler, ben acayip geç kalmışım, hemen kaçıyorum. Hadi, görüşürüz. Bakın keyfinize. Hadi kardeşim, bol şans. Bay bay. Abi. Metin sakin ol. Metin sakin ol. Ya, ne yaptığını zannediyorsun lan? Metin ne yapıyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun lan? Ya. Dershanene gitti be. Abi sordun ne önce? Abi yapma, ne yapıyorsun ya? Oğlum sen benim babamın parasını, bizim emeklerimizi nasıl hiçe sayarsın lan? Ha, nasıl hiçe sayarsın? Öldüreyim mi lan seni? (Gülüyor)
Ne oldu? Nedir komik olan? Almanya'da bir Gitte dergisinde falımı okumuştum. Yakınlarınızla zor konuşmalar yapacaksınız yazıyordu. Ben de gülüp geçmiştim. Benimkinde ne yazıyor peki? Annen çıkıp gelecek, hazırlıklı olun mu? Evet, annen gelecek. Senden özür dileyecek yazıyordu. Annen bugün hayatına girip dağıttığı herkesten özür dileyecek yazıyordu. Ve kimseden kendini affetmesini beklemeden bunu sadece senden bekleyecek yazıyordu. O derginin dediklerine inanmayı o kadar çok isterdim ki. Ben senin söylediğin her şeyi yaptım. Seni istemiyorum dedin. Kalktım Urla'ya gittim. Yarım yamalak da olsa kendime bir hayat çizmeye çalıştım. Sonra geri gel sana ihtiyacım var dedin. Yine tamam dedim. Sırf seninle olmak için. Annemle. Sen ne yaptın? O hatayı bir daha tekrarlamayacağım Mine. O dönem bitti, geride kaldı. Bak ellerime bak. Şablon muhabbeti. Görüyor musun? Titremiyorlar. Mine. O günden sonra ağzıma bir damla dahi koymadım. Bu beni hiç ilgilendirmiyor, tamam mı? İstersen geberene kadar hiç umurumda bile değilsin. Ya ben tam bir şeyleri düzeltiyorum. Tamam yoluna girdi diyorum. Tamam bu sefer olacak diyorum, pat sen çıkıp geliyorsun yine. Ya ben senin süs köpeğin değilim. Aa, sahibim beni istiyor, gideyim ben. Aa, hayır hayır istemiyor. O zaman tamam bu sefer yine istiyorum. Ya ben senin kızınım. Benim yüzümü görmek istemeyebilirsin. Benden nefret ediyor olabilirsin. Ne yapsan, ne söylesen, ne düşünsen Hakkı. Ama bil ki bu dünyada hiç kimseyi, hiçbir şeyi sevmeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Seni o kadar özledim. Ayşe Hatun'la dalga geçiyoruz. Sulu gösteriyor ama şu halimize bak. Bir kitap vardır. Konusu beni anlatıyor sanki. Ama ben adını severim. Sana gül bahçesi vaat etmedim. Ben hastayım biliyorsun. Gerçi son zamanlarda çok toparladım ama belli olmuyor işte. Belki yeniden dağıtabilirim, dağılabilirim. Eskiden daha kötü olabilirim, olmayabilirim de. İyi olmak için, normal bir insan olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum, inan bana. Anne, ne demeye çalışıyorsun? Temelli gelmedim buraya. Birkaç gün sonra döneceğim. O kitabı da bu yüzden. Sana bir gül bahçesi vaat edemiyorum. Ama yanımda olursa bazı şeyler benim için çok daha kolay olacak. Belki, belki ömrümüzde ilk kez anne kız olacağız. Söylemek istediğim şu. Benimle Almanya'ya gelmek ister misin? Ne yaptın bakalım bugün? Hiçbir şey anlatmadın. Okula gittim. Son bir kez Kerem'le konuştum. Sen nasıl konuşursun o adamla ya? Yaşadığımız onca şeye rağmen. Ya Deniz yapma lütfen. Kerem Bey de demedin. Kerem dedin farkındaysan. Biliyorum. Hayatımızdan çıktığı için artık rahatlıkla sana da söyleyebiliyorum. Son kez konuştum. İstifa ettiğini söyledi. Hadi ya. Geç bile kalmış. Adam olan adam daha önce... Sen bu kadar çok mu kıskanıyorsun beni? Kim, ben mi?
Ne alakası var canım şimdi? Ne bileyim, yani bazen beni çok şaşırtıyorsun biliyor musun? Mesela bu Kerem olayı. Hiç bu kadar kıskanacağını tahmin etmezdim. Demek ki seni ne kadar çok sevdiğimin farkında değilsin. Değilim tabii. Hem bu kadar sevsen Amerika hayalleri kurmazdın. Daha ortada bir şey yok ki. Yarışmaya gireceğim de kazanacağım da oho. Doğmamış çocuğa bebek bezi arıyorsun. O kadar emin olma. Ya girerse, ya kazanırsa, ya Haziran'da gelip ben Amerika'ya gidiyorum dersen? Peki. Ben de sana bir soru soracağım o zaman. Gerçekten Amerika'ya gitmemi istemiyor musun? Gözlerime bak ve söyle. İstemiyorum de. Çok soğuk oldu. Ben çay falan koyayım hem ısınırız. Bırak şimdi çayımı. Amerika'ya gitmeni istemiyorum de bu meseleyi sonsuza kadar kapatayım ha. Ya söyleyemem. Seni o kadar çok seviyorum ki. Hayallerini yıkamam. Sen git. Ben seni beklerim. Yokuna da dayanırım. Deniz Bey, hemen gevşemeyin ama. Eğer geri dönmezsen o suyu atlarım. Amerika'ya kadar yüzerim. Seni bulurum. Annenden emdiğin suçu da burnundan getiririm, haberin olsun. İnanırım vallahi. Senden korkulur. Bu arada kıskanan bendim değil mi? Sensin tabii. Ya ne bileyim böyle Amerika'ya kadar yüzmeler, burnundan süt getirmeler falan. Ne istersen yapabilirsin. Öldürsen sesimi çıkarma. Bak hatırlatırım ama. Hatırlat. Her şeyimsin sen benim. Maviş gözlümsün. Bir tanemsin. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Artık aramızda gizli saklı bir şey kalsın istemiyorum Aslı. Ve senden bir tek isteğim var. Sakın benim yüzümü yere eğme. Çünkü artık bir darbeyi daha kaldıramam. Bir daha dönmezdim. Beni al.